Ve sırada d maddesi f1 eşittir 3 olduğuna göre fx için integral içeren bir ifade yazınız demişler. Bakın integral içeren bir ifade demişler. Bunun da e, f türevli bir şeyler içereceğini varsayabiliriz. Çünkü bize f'in türeviyle ilgili bayağı bir bilgi verilmişti değil mi? Grafiği verilmişti. Eğrinin altında veya üzerinde kalan farklı aralıklarda alanları verilmişti. Bakalım sorunun devamında bir de bizden f4'ü ve f-2'yi bulmamalıyız mamızı istiyorlar. Tamam. Şimdi acaba f'in türevini, f(x)'i ve integrali birbirleriyle nasıl ilişkilendirebiliriz? Bunu bir düşünelim. Hmm. Eğer A'dan B'ye f'in türevi x dx'in integralini alırsak bu neye eşit olur? Bu f'in türevinin bir ters türevine yani bir ilkeline eşit olacaktır. Öyleyse fx diyebiliriz ve bunu da B'de ve A'da hesaplayıp farklarını alabiliriz. Böylece burası fb eksi fa'ya eşit olur. Bu yaptığımız direkt kalkülüsün temel teoreminden geliyor. Tamam. Tamam bu güzel oldu. Peki buradaki b yerine x yazsak ne olur? Tabii integral sınırlarımızdan biri yerine bir x koyacaksak integral değişkeni olarak x'in dışında farklı bir değişken kullanırız. Öyleyse bunu şöyle yazayım. a'dan x'e integral f'in türevi u d u neye eşit olur? Şimdi burası da aynı mantıkla bunun ters türevinin yani ilk elinin x'te hesaplanmasına yani f x eksi f a'ya eşit olacaktır. Veya buradaki f x'i yalnız bırakmak istersek her iki tarafa da f -A ekleyebiliriz. f x eşittir a'dan x'e integral f türev u d u. Farkındaysanız burada u kullandım çünkü tekrar ediyorum hali hazırda x'i integralimizin sınırlarından birinde kullandığım için x'in dışında herhangi bir harf olması yeterli. Evet ve her iki tarafa f'a ekliyoruz. Tabii bu arada eşitliğin taraflarının yerini de değiştirdim. Böylece fx eşittir eşittir. Şurası artı f'a olacak. Şimdi bu a'nın alt sınır olduğu genel bir form. Ama soruda bize biraz bilgi vermişlerdi. f1 eşittir 3 olarak verilmişti öyle değil mi? O zaman a'mızı 1 olarak seçersek tam burasını 1 ve burasını 1 yaparsak bu durumda bunun 3'e eşit olacağını biliyoruz. Tamam fx'i bunlarla yazabiliriz. fx eşittir integral f 1'in ne olduğunu bildiğim için, a'mız için bir kullanıyorum. 1'den x'e f'in türevi u d u artı f 1. Ve bize f 1 değerinin ne olduğunu vermişlerdi artı 3 olacak değil mi? Bu sorumuzun ilk kısmının cevabı. Şimdi ise f4'ü ve f eksi 2'yi bulmaya çalışalım. Evet, f4 için nerede x görürsek 4 yazacağız. O zaman eşittir 1'den 4'e integral f'in türevi u du artı 3. Peki, u'ya göre f'in türevi u'nun 1'den 4'e integrali ne olur? Bunun için yukarıya bir göz atalım. Aradığımız 1'den 4'e f'in türevinin integrali, yani yani buradaki eğrinin integrali. Bu da bize bu alanı verir ama bu alanın eksilisini verecek. Çünkü normalde integral aldığımızda fonksiyonun altındaki ile x ekseninin üzerinde kalan alanı buluruz. Tabii biz burada u'ya göre alıyoruz. Yani u ekseninin üzerinde fonksiyonun altında kalan alanı buluruz. Ancak burada tam tersi bir durum var. Yani fonksiyonumuz yatay eksenin altında, aşağısında. Şimdi Soru da bize burası hakkında 1,4 kapalı aralığında x ekseni ile türevin grafiği arasında kalan 12 olarak verilmiş. Yani buradaki alan evet 12 ancak integral bunun eksilisi olacak. Çünkü tekrarlıyorum fonksiyonumuz x ekseninin altında. Peki buradaki integralimiz eksi 12 olacak. Tamam burası eksi 12 ise eksi 12 artı 3'ten de sonuç eksi 9 geldi. Pekala, şimdi f eksi 2'yi hesaplayalım. f eksi 2 değeri ise eşit İntegral 1'den eksi 2'ye kadar f'in türevi u du artı 3. Buna ilk baktığımızda üst sınırın alt sınırdan küçük olmasının biraz garip olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bunun için sınırları kendi arasında değiştirip önüne bir eksi koyabiliriz. Böyle yapalım. Eksi dedik. Sınırları değiştirirsek eksi 2'den 1'e f'in türevi u du'ya göre integrali artı 3. Peki, eksi 2'den 1'e integralimiz kaçtır? Bunu bize vermişlerdi. Eksi 2'den 1'e bakıyoruz. Bize bu alanın 9 olduğu verilmişti. Ama bu alan yine yatay eksenin altında ve eğrinin üzerinde kalıyor. Dolayısıyla hesaplayacağımız integral eksi 9 olacaktır. Yani tekrarlarsak alanımız 9. Evet ama eğrimiz x ekseninin altında. Bu yüzden de integral eksi 9'a eşit olur. Peki, şimdi buraya eksi 9 dedik eksi eksi 9 artı 9 yapar ve buna bir de 3 eklersek sonuç 12. İşte soruyu hallettik bile.